Arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir bilinçlendirici bileceğim, aynı zamanda da bilgi sahibi edebileceğim sizlere bir video paylaşmak istiyorum sizlerle. Umarım videom size faydalı olur, etkili olur. O zaman başlayalım. Uzun zamandır biliyorsunuz ki yaklaşık bir 3-3,5 ay oldu. Uzun zaman oldu yani. Gün YouTube firmasıyla bir iş yapıyorum. Bu network firmasının adı da Home Bitkisel arkadaşlar. Size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Home Bitkisel nedir? Home Bitkisel network firmasının bir adıdır. Ve bu firma kazanç sağlatarak hem harcıyorsunuz hem kazanıyorsunuz. Hem de ekip kurarak belli bir kitleye ulaşıyorsunuz. Ve kazancınızı ilerletiyorsunuz diyebileceğim bir firmadır. Bunu size şöyle anlatayım. Kazanç bir tek alışveriş yapmakla olmuyor. Aynı zamanda ekibinizle birlikte çalışmak çok önemli. Ekip kurmak için ne yapmak lazım? Tabii ki de bağlantı linkini belli bir sayfa oluşturup sosyal medya hesabında kullandığınız ürünleri insanlara birçok kitleye ulaşabilmek ve size üye olmaları, ekibinize katılmaları ve ekipçe satış sağlamanız da çok önemli. Ben İlk aydan sıfıra taşıdım üyeliğimi, kazancımı. Nasıl yaptım? Satış yaptım, kendim de aldım, çevremdeki insanlara önerdim ve ekibime 3 kişiyi dahil ettim. Annemi, annemin teyzesini ve bir de arkadaşını. Tabii ki de bu şekilde ilerlemek çok önemli. Kazanç sağlamak için yapmanız gereken tek şey satış değil, tabii ki de ekip kurmanız önemli. Ve düzenli olarak demeyeyim de her ay düzenli olarak belli bir alışveriş yaparak da kazanç sağlayabilirsiniz. Çünkü belli aylarda hediyelerimiz var. Ay ay geçerli. Ocak ayında mesela vitamin E'li, şey batırlı yağ içecekli kremimiz vardı. Şubat ayında ve Mart'a doğru olan tabii ki dönemde sarımsak özlü şampuanımız vardı. Bu ayda çok güzel bir hediyemiz olacak inşallah. Tabii ki her ay aylık hediyesini alabilmek için tabii ki her ay alışveriş yapmak gerekiyor. Ama dediğim gibi burada alışverişten kastım bir tek kozmetik makyaj ürünü değil. Arkadaşlar, Home Bitkisel bir sürü şeyi kapsıyor. Home Life, Home Bitkisel ve Home Clean. Home Clean'de temizlik ürünlerimiz mevcut. Home Life'de cilt bakım ürünlerimiz mevcut. Ve dediğim gibi Home Bitkisel'de de temizlik ürünlerimiz mevcut. Şimdi size biraz içerikten bahsedeceğim. İlk olarak banyo ya da normal evimin herhangi bir yerinde gerekse kıyafetlerinde kullandığım leke çıkarıcıdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, çocuğunuz varsa ya da kendiniz de geçerli tabii ki de. Üzerinizde, tişörtünüzde ya da herhangi bir kıyafetinizde çıkmayan lekelere birebir geliyor. Aynı zamanda banyonuzda pervaz aralarını çok güzel çıkartabiliyor. Özellikle laminat araları, parke araları, aynı zamanda dolabınızdaki o kararmalar. Mesela banyo dolaplarında bu çok olur. Mesela duş aldığınızda dışarıya ister istemez belli bir su sıçratışı oluyor. Ya da dolabınızda herhangi bir leke oluyor. Mesela özellikle banyo dolaplarında sıvı sabun, ben çok yaşıyorum bunu arkadaşlar. Marketlerden aldığımız ya da Home Bitkisel'den aldığımız sıvı sabunlar genellikle altında böyle bir akım oluyor. Kullandıktan sonra belli bir süre sonra kendi kendine damlıyor ve yapışıyor. Yapışıp kaldığında bununla çıkartıyorum. Aynı zamanda halıma damlayan lekeler, ki ben ek gıda döneminde de gerekse şu an Tolgaç'ın 2 yaş durumunda da çok bu sorunu yaşadım. Ek gıdadayken o zaman Home Bitkisel'i bilmiyordum. Keşke o zaman tanışsaydım arkadaşlar. Bu arada çok pişmanım o konuda. Şu anda 2 yaşında. Genellikle şu an bir şımarıklık ve 2 yaş sendromu söz konusu. Bununla çok zorlanıyoruz. Yemek yerken ağzından çıkartıyor. Oyunlar yapıyor. Pıf falan yapıyor. Derken halılar batıyor. Gerekse yağ lekesi, gerekse salça lekesi. Ya da herhangi bir abur cubur bisküvi falan verdiysem onun lekesi, çikolata lekesi derken her taraf leke oluyor. Yine halımı da bununla çıkarıyorum. Gelelim bir diğer ürünümüze. Aynı zamanda ben
Yağlı cilt olduğum için saç konusunda tabii ki bu vücudum için geçerli değil arkadaşlar. Şuradan yukarısı yağlı, şuradan aşağısı kuru cilt olduğu için yağlı saçları serisi olan çay ağacı ve buğday özlü saç kremi. Bu şampuanım, bu da saç kremim. Bunlardan da biraz bahsedeyim size. Önce çay ağacı ile gelelim. Şimdi çay ağacı şampuanımdan şöyle bahsedebilirim. Arkadaşlar ben yağlı cildim ve saçım çok çabuk yağlanıyor. Mesela bugün duş aldıysam bundan bir gün sonrasında hemen başlayabiliyor saç telim kaşınmaya. Aynı zamanda mevsim geçişlerinde bu deri soyulmasını herkes yaşıyordur. Ona oluyor. Ben bunu kullanmaya başladığımdan itibaren saçlarımda çok geç yağlanmalar hissetmeye başladım. Mesela bugün yıkandıysam, dediğim gibi yarın yağlanıyorsa yağlanma süresi uzadı. Nasıl uzadı? Bugün duş aldım. Mesela 3-4 gün sonra saçım yağlanmaya başlıyor. O konuda da çok iyi geldi bana. Saç kreminden bahsedeyim. Arkadaşlar benim saçım duş aldıktan sonra mutlaka taranmakta zorlanan bir saç tipi. Bir de özellikle sürekli boya yapıyorum. Nasıl mesela? Saçım sarı şu an arkadaşlar. Platin sarısı. Ve platin sarısını dibim geldikçe sürekli boyatmak zorunda olduğum bir renk. Çünkü kötü görünüyor, kötü bir görünüm sağlıyor. O yüzden de saçlarım boyandığı için, saçıma bir açıcı, bir boya süründüğü için kimyasal madde yıpranıyor ister istemez. Kopmalar olmadı ama tellenmeler, lastikleşmeler mutlaka oluyor. O zaman da bunu kullanıyorum. Ve herkeste olan, gelelim şu soruna. Mevsim geçişlerindeki olan ellerdeki çatlama, cilt kurulukları ve bir sürü cilt sıkıntıları. Bunlar için de aldığım zeytinyağlı, vitamin E ve shea butter içerikli yoğun nemlendirici kremim var. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Bu da gerçekten çok severek kullandığım bir ürün ve şimdi diyeceksiniz ki hani zeytinyağı mı, yağ mı kokuyor yani? Kesinlikle öyle. Ben şu anda da kokluyorum sizin yanınızda. Kesinlikle zeytinyağı gibi bir yağ kokusu söz konusu değil. Sadece nemlendirici krem kokuyor. Gelelim bir diğer ürüne. Ben banyomda diyorum, mutfağımda. Aklım biraz yine leke çıkarıcıya gitti. Şöyle size söyleyeceğim. Mutfağımda kullandığım bir ürün var. Onu bizzat size lavaboma göstererek göstermek istiyorum. Mutfak tezgahımı ve lavabo içlerimi. Sizler de görün istedim. Bugün yağ çözücüyle bütün mutfağımın tezgahlarını, ocağımı ve aynı zamanda tezgahımı temizledim. Bunu bizden size göstermek istedim. Çünkü bu ürün zaten mutfağımda duruyor. Şöyle, Home bitkisel yağ çözücü. Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar, yağ çözücü Home bitkiselin ne işe yarıyor? Hemen söyleyelim. Yağ çözücü ocak, fırın, damlumbaz, tava, tencere, ızgara gibi yüzeylerde mükemmel sonuç verir diyor. Şimdi ben de bahsedeyim. Ben nerede kullanıyorum? Ben lavabo tezgahlarımın üzerinde kullanıyorum. Mutfak tezgahında, yani lavabonun üzerinde, içinde. Tezgah kısmında. Ocakta, evet, yine damlumbazda ve aynı zamanda tavada çok kullanıyorum. Akşam iftardan sonra ya da iftar saatine genellikle biz şu bir hafta kızartmayla, yağlı şeylerle çok zaman geçirdik. Özellikle söylemesi ayıptır arkadaşlar. Et sote, tavuk sote çıkmayacak derecedeki, yani tava lekelerine denk geldik ve hepsini bununla çıkardım. Öncelikle iftardan sonra zaten fark edersiniz. Kızartma tavalarındaki genellikle yağ tavada kurur, donar ve kalır. Uzun süreli donmalarda ve aynı zamanda tavadaki biriken yağı kesinlikle çok güzel çıkartıyor. Ben zaten makineye bulaşıklarımı atmadan, yani tencerelerim için tabii ki geçerli, yediğim tabaklar için tabii ki de değil. Yemek tabaklarında değil, tavalarda, tencerelerde ve çorba tencerelerinde geçerli. Mutlaka bulaşık makineme atmadan önce bir fıs yapıyorum bunu arkadaşlar. Ve kullanıyorum. Hemen bulaşık makinesine atıyorum. Çamaşır için de aynı şekilde leke çıkarıcıyı aynı şekilde yapıyorum. Leke çıkarıcı iç çamaşırlarında, A kısımlarında, atletlerde, ön yüzeylerinde, tişörtlerde, çıkmayan lekelerde, yan sıçrayan lekelerde, işte Tolga Çınar'ın kalemle kendini boyadığı tişörtlerinin önüne
Leke çıkarıcıyı sıktıktan sonra çamaşır makinesinin içine atıyorum ve böylelikle lekeleri tamamen çıkartmış oluyor. Dediğim gibi bu şekilde ürünler kullanıyorum. Kullandıkça zaten devamlı olarak memnuniyetimi dile getiriyorum. Şimdi biraz da arkadaşlar sizlere cilt bakım ürünlerimden bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi size biraz da cilt ürünlerimden bahsetmek istiyorum. Benim cildim dediğim gibi yağlı cilt olduğu için size şöyle Home bitkiselin çay ağacı yüz yıkama jelinden bahsedeceğim. Bu yüz yıkama jeli ne işe yarıyor? Bir kere acayip derecede güzel makyaj temizliyor. Ben makyajımı yüz yıkama jeliyle yıkıyorum ve aynı zamanda haftada 2 günde bir mutlaka peeling yaparken de onu tabii ki de temizlemek için kullanıyorum. Şimdi çay ağacı yüz yıkama jelinden bahsettik. Şöyle cildimizi temizliyoruz. Mis gibi oluyor ve nemlendiriyor. Ardından peeling jelimizi yapıyoruz. Ben daha önce ilk olarak peelingimi yapıp ardından yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkıyorum. Sizler nasıl yaparsanız o size kalmış. Fark etmiyor. Peeling jel ne işe yarıyor? Pirin çözlü peeling jelimiz. Bu tamamıyla bitkisel bir ürün. Aynı zamanda cildin hücrelerini yeniliyor. Yüzünüzdeki ölü deri yatıyor cildinizdeki ve dediğim gibi cildi canlandırıyor, temizliyor, arındırıyor. Aynı zamanda çok güzel bir nemlendirici özelliği var. Tamamıyla nemlendiriyor, yüzünüz yumuşacık oluyor ve yüzünüzün parlak bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Bunu ne için genellikle kullanıyoruz? Cildimizdeki ölü derilerden kullanmak için, kurtulmak için. Biliyorsunuz ki yazın her kadın gibi ben de güneşlenmeyi çok seven bir insanım. Ve ne oluyor? Güneşlendiğimizde yüzümüzde ve cildimizde, vücudumuzda belli bir soyulma gerçekleşiyor. Bunun sebebi ölü derilerin olması. Ve daha sonrasında bunu cildimiz için uyguluyoruz ki o ölü derilerden tamamıyla kurtulalım. Herkes gibi benim de sorunum budur. Ve daha sonrasında ne yapıyorum? Yoğun nemlendirici kremi. Demin de az önce gösterdiğim gibi bunu tamamıyla cilt ürünlerimi kullandıktan sonra yoğun nemlendiricili, zeytinyağlı, shea butter'lı, vitamin E içerikli nemlendirici kremimi sürerek cildimi nemlendirip tamamıyla cilt bakımımı tamamlıyorum. Benim hamilelikten önce sivilcem asla yoktu arkadaşlar. Hamileyken asla sivilcem yoktu. Doğumdan sonra vücudumda tamamıyla bir sivilcelenme gerçekleşti. Ama gerçekten çok işe yaradı. Benim sivilcelerimi sindirdi. Şimdi size aynı zamanda benim gibi sivilce akne sorunu yaşayanlar için bir kremden daha bahsedeceğim. Ben de bu ay sipariş edeceğim onu. Home bitkiselin kükürt kremi var. Kükürt kremi ne işe yarıyor? Kükürt kremi sivilcelerin olduğu sadece noktaların üzerine sürdükten sonra sivilcelerinizi kurutup tamamıyla yok ediyor. Bir daha çıkmaması için. Tabii bunun için aynı zamanda ne yapılmalı? Tabii ki de bol su içilmeli, yağlı, şeker yiyeceklerden de uzak durulmalı. Bu şekilde size ürünlerimi göstermek istedim. Şimdi geçelim kazanç tablosu konusuna. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. İkindi namazını kılacağım ve aynı zamanda oruçluyum. Şimdi size şöyle gördüğünüz gibi bir kazanç planından bahsedeceğim. Şimdi şöyle görüntülediğimiz zaman yaklaştırıyorum zaten. 2000 CP %4 akik, 6000 CP %7 safir, 10.000 CP %12 altın, 16 CP %15 zümrüt, 27.000 CP %25 turkuaz. Ben şu anda safiri yani daha ikinci kariyerdeyim. Başlangıçtan ikinci kariyere hemen ulaştım tabii ki de. Şu an gayet iyi gidiyorum. Satışlarda falan da güzel. Her şey yolunda. Şimdi size şunu kısaca bir anlatayım. Kariyer nasıl oluşturuyoruz? Arkadaşlar satıştan ziyade ekip kurmak çok önemli. Üye bulmak, üyeler oluşturmak, aynı zamanda sizin bağlantı linkinizden sizin alt kademenize üye olanlar satış gerçekleştirirse ve aynı zamanda ekipçe hepiniz belli bir satış ve kariyer oluşturursanız yani ekibinize hem üye hem de satış gerçekleştirirseniz siz zaten kazancınızı ileriki kariyerlere taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Home Bitkisel'deki Network firmasının asıl amacı zaten satıştan ziyade ekip oluşturarak hareket etmek. Yani
topluca. Ben, benim arkadaşım, arkadaşımın arkadaşı, arkadaşımın işte arkadaşı gibi örnek verirsem bu şekilde olması gerekiyor. İşte benim annem, annemin işte arkadaşı, annemin arkadaşının işte annesi gibi sıralayarak o ekip oluşturmak lazım. Aynı zamanda her ay maksimum üye sayımız 3. 3'ü geçmiyoruz. Her ay 3 kişiyi bulabiliyoruz. Şu şekilde oluyor. Aynı zamanda belli bir firmamızın gerekli olarak oluşturdukları tabii ki de çekilişler oluyor. Bunlar ne? Mesela 500 TL ve üzeri alışverişlerde işte 3 kişiye bir çeyrek altın, gram altın, aynı zamanda air fry, işte süpürge gibi çekilişlerimiz de oluyor arkadaşlar. Biz çok eğleniyoruz. Aynı zamanda belli aralıklarımızda, zamanlarımızda eğitimlerimiz var. Akşam saat 10'dan 11'e kadar Zoom'da oluyoruz. Zoom programını da indirebilirsiniz. Zoom programında da siz bizimle toplantılara katılarak bunları nasıl, ne şekilde, ürünlerimizin içinde neler var, ne nereye yarıyor gibi bilgileri de alabilirsiniz. Ve aynı zamanda Home Bitkisel'in belli başlı setleri var arkadaşlar. Bu setlerden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Hepimizin cildi ne kadar sağlıklı, iyi olursa olsun aynı zamanda cilt sorunu yaşayan müşterilerimiz oluyor. Mesela sedef, egzama, mantar, aynı zamanda uyuz gibi cilt sorunları yaşayan belli başlı müşterilerimiz oluyor. Bunlara tabii ki de önerebileceğiniz setler var. Şimdi size biraz o setlerden bahsedeceğim. Şöyle alayım tabletimi elime. Size setlerimizden bahsetmek istiyorum. Bu setler ne işe yarıyor ve içeriğinde ne ürünler var? Hepsinden bahsetmek istiyorum sizlere. Evet. Kombinler. Şurada olması lazım. Evet. Kombinlerimizden bahsedeceğim. Şimdi saç ve cilt bakım kombinlerinden bahsedelim. Kuru saçlar ne kullanıyor? Tabii ki de kuru saçlar argan yağlı şampuanımızı kullanıyorlar. Ve aynı zamanda yanında saç kremi olarak benim kullandığım Home Bitkisel'in Home Life buğday özlü buğday yağlı saç kremini kullanabilirler. Yanında keratin sütlü saç spreyimiz var. Aynı zamanda argan yağlı şampuanın bir de saç serumu var. Onu kullanmalılar. Yanında da keratin maskesi, biyotin, keratin, işte saçı için ananaslı, muzlu, gevşek saç maskelerini yaparak cildini, saçını, bakımını yapabilir. Yağlı saçlar ne kullanmalıdır? Yağlı saçlar benim kullandığım çay ağacı yağlı şampuanı ya da sirkeli saç yağı şampuanımız var. Onu kullanabilirler. Yine aynı şekilde saç kremi vesaire aynı şeyler devam ediyor. Gelelim farklı olan şeye. Home Life'ın aynı zamanda multivitamin kompleks serumu var. Bu saç serumu ne işe yarıyor? Saç serumu ampul şeklindedir arkadaşlar. Kırdıktan sonra elinize bir damla damlatıp saçınızın diplerine, uçlarına bu şekilde masaj yaparak kullanabilirsiniz. Gelelim maskelerimize. Biyotin ve keratin ve muz maskesi ne işe yarıyor? Biyotin ve keratin saçı nemlendirmeye, saçın sağlıklı uzamasına ve aynı zamanda gürleşmesine ve dökülmelerini azaltmasına sağlıyor arkadaşlar. Dolgun, güçlü ve saç bakım rutininden bahsedeyim. Bunun içinde ne var? Kısa kısa tutuyorum ki çok uzamasın videomuz. Kolajen şampuan, yine buğday özlü saç kremi, biyotin keratin maskesi, yine keratin sütü, ek olarak yine anlattığım kompleks serum ve aynı zamanda gıda takviyesi kolajen. Bunu nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Bunu günde bir kere içebilirsiniz ya da birden fazla içmek istiyorsanız doktor kontrolü altında içebilirsiniz. Ilık bir suyla kolajenimizi döküyoruz, karıştırıyoruz ve onu bir bardakla içiyoruz. Boyalı, yıpranmış, uçları kopmuş, kırılmış saç tipleri için neler kullanılmalı? Keratin şampuan, yine buğday yağlı saç kremi, keratin sütü, ek olarak bunda yapılması gereken şey arkadaşlar, gıda takviyesi. Gıda takviyesi ne işe yarıyor? Gıda takviyesi aynı zamanda biyotin içeren bir gıda takviyesidir. Saçınızın tamamıyla kopma, yıpranmalarını önlemek için kullanılır. Saçınızın güreşmesine, aynı zamanda sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Kuru ve yağlı saç tipleri neler kullanılmalı? Yine kesinlikle DNF şampuan, çörek otlu yağlı losyon. Bunda da farklı olarak zerdeçal takviyesi arkadaşlar. Zerdeçal vücudunuzdaki, cildinizdeki ve saçınızdaki
cilt kuruluğuna engellemeye yarıyor. Ve multivitamin kompleks serum. Gelelim bir diğerine. Home bitkisel saç krem bakım rutini. Şimdi bunu da sizlere bahsedeyim kısacık. Saç krem nedir arkadaşlar? Kafanızdaki, saç derinizdeki, asıl bölgelerdeki olan dökülme. Yani bu bölgedeyse buradaki yoğun dökülme. Burası zamanla derisi görünecek derecede dökülüp kelleşiyor. Bunu nasıl önleyeceğiz? Hemen anlatıyorum. Oksijen maske. Yine aloe veralı serum. Bu kompleks serumun bir diğeri arkadaşlar. Bu da aloe veralı serum. Bunu da saçınızın saç kıran olduğu bölgeye masaj yaparak uygulanıyor. Yine sirkeli şampuan. Aynı zamanda gıda takviyesi olarak da karamürver içiyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir tatlı kaşığı ya da bir fazla değil yemek kaşığı ölçüsünü alsanız yeterli olacaktır. Günde bir kere birden fazla istiyorsanız yine doktor kontrolü altında yapıyoruz. Gelelim bir diğerlerine. Cilt kuruluğundaki kullanılan setimiz. Papatyalı yüz yıkama jeli. Yüz toniği. Nemlendirici krem. Powerful Hydra Boost krem. Problemsiz kuru cilt sabah akşam bakım rutini olarak. Bunu sadece sabah yapıyordunuz. Şimdi sabah akşam ikisini de anlatıyorum. Papatyalı yüz yıkama jeli ya da Luminate Serum ya da Muse Cleanser Jel. Tonik demek olarak yine Muse toniği ya da Luminate Supreme tonik ya da isteğe bağlı Home Life'ın kendi toniği. Gelelim bir diğerine. Serum uygulaması. Yine anlattığım gibi Hyaluronic Acid Serum, Moisturizer Serum olabilir. Krem olarak nemlendirici krem. Yani benim şu Vitamin E Shea Butter olabilir. Ya da Hydra Boost Krem ya da isteğe bağlı olarak kükürt kremi kullanılabilir arkadaşlar. Güneş kremi içinde güneş koruması olarak 50 SPF 100 güneş koruyucu kremimiz var arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Gelelim yağlı ciltlere. Yağlı hassas ciltler ne kullanır? Çay ağacı yüz yıkama jeli ya da Luminance Cream Serum, Muse Cleanser Gel ya da Powerful Tonic Pad. Peeling jel, pirinç özlü. Şu bahsetmiştim yine içeriği kesinlikle çok güzel nemlendiriyor demiştim. Bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Cream Bright Serum var. Onu kullanabilirsiniz. Luminate Supreme krem ya da white yani beyazlatıcı leke kremimizi veyahut da aynı zamanda kullanmak isterseniz kullanabileceğiniz kremlerimiz peptit krem. Bunları kullanabilirsiniz. Gelelim gıda takviyesi olarak kesinlikle Home Vita kolajen içecek güneş kremi yine kullanabilirsiniz. Gelelim onarıcı scar bakım sabah akşam rutinine. Yine dediğim gibi biliyorsunuz ki saçta olduğu kadar aynı zamanda cilt problemi yaşayan arkadaşlarımıza çok oluyor. Bu müşterilerimize de scar'a ise scar'a, sivilce ise sivilceye özgü setlerimiz var. Onlardan bahsedip bilgilendiriyoruz ve siparişimizi alıyoruz arkadaşlar. Scar'da ne kullanılmalı? Çay ağacı, papatya ya da Luminate ya da Muse'un yüz yıkama jelleri. Pirinç özlü peeling jel, arındırıcı nem maskesi isterseniz sadece nem maskesi ya da arındırıcı maske. Yine Muse Moisturizer Surge tonikleme yapıyoruz. Serumla uyguluyoruz. Serumu kolajen serumu olarak uyguluyoruz. Gözaltı bakım kremlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda peptit krem ve kolajen krem kullanıyoruz. Aynı zamanda mat cilt kremini kullanıyoruz. Haftada 2-3 kere mutlaka akşam sadece. Gıda takviyesi olarak kolajen kullanıyoruz ve güneş kremini kullanıyoruz. Home bitkisel sivilce sebum dengeleyici sabah akşam rutinlerimiz. Kesinlikle çay harcı yüz yıkama jeli. Yani bu peeling maskemiz, pirinç özlü bu arkadaşlar. Tonikleme olarak yüz yıkama toniği, karama ya da yağlı ciltler için ya da Luminate için yüz yıkama toniği. Gelelim aynı zamanda ek olarak ne kullanıyoruz? Bahsettiğim gibi burada da yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Kükürt kremi. Kükürt kremiyle sivilcelerimizi kurutuyoruz ve tamamıyla önlüyoruz. Ve aynı zamanda deve dikeni, karamürver, gıda takviyesi kullanıyoruz. Gelelim çatlaklar için olana. Çatlaklar için olan setimiz. Evet, şöyle bir bakayım. Muse serisi günlük bakım rutini. Arkadaşlar Muse serisi şöyle diyeyim yani. Biraz daha böyle bakım rutini olarak şöyle söyleyebilirim. Kırışıklığı olanlar için. Bizden böyle büyük gençler gibi değil de.
50 ve 50 yaşın üst, 40 pardon. 40 ve 40 yaş üstündeki müşterilerimize daha çok öneriyoruz. Gözaltı torbası olanlara, aynı zamanda cildinde şöyle göstereyim, kırışıklık olduğunda, aynı zamanda kararmaları, ve nasıl anlatsam size, ya biraz böyle yaşlılar için işte gözaltı torbaları, kırışıklıkları, çizgileri, siyah noktaları daha çok 40 ve 40 yaş üstündeki kadınlara bunu daha çok öneriyoruz müşterisine, ama tabii isterseniz isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Sonuçta erken yaşta da olsa torbalaşmaları önleyebilir. Cildinize, bakımınıza oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim müyüserimize. Bu müyüserimiz de bir 5-10 parçadan oluşuyor. Şimdi size anlatacağım. Müyüz cleanser, yüz yıkama jelimiz, toniklememiz, gözaltı bakım kremimiz, ve vücut nemlendirici kremlerimiz var. Bunu kullanıyoruz. Tonik, yine dediğim gibi gözaltı bakım kremi ve serum, peeling jel gibi. Onun da kendine özgü serileri var. Gelelim bir diğerine. Kuru ciltler. Peeling ve kir maskesi. Nem maskesi ve oksijen maskesi. Muse Tonic. Gözaltı bakım kremi. Nemlendirici ve güneş koruması. Home bitkisel çatlak bakım rutini. Bu çatlakları genellikle hamile ve hamilelik sonrası olan, doğum sonrası olan belli başlı müşterilerimize öneriyoruz. Aynı zamanda kiloya bağlı bacaklarda, özellikle bağlı bölgesinde ben bir kere yaşamıştım. Buralarım çatlamıştı hep böyle. Aynı zamanda o tarz müşterilerimize uygulamak için öneriyoruz. Şimdi söyleyelim. Cilt tipine uygun yüz yıkama jeli. Yani yağlıysa dediğim gibi çay ağacı, işte kuruysa papatya. Peeling maske yapıyoruz. Tercih ettiğimiz bir home bitkisel scrub ile. Narlı scrublarımız var. Çay ağaçlı scrublarımız var. Bu scrub ne işe yarıyor arkadaşlar? O bölgeyi sürüyorsunuz. Aynı zamanda orada böyle scrub, böyle biraz peeling türü böyle. Ama içinde tuz sanki varmış gibi bir hislerini oluyorsunuz. Buraya sürdükten sonra orayı nemlendiriyor ve çatlakları biraz kapatmaya yardımcı oluyor. Daha sonrasında tamamen kapanması için tabii ki de peptit serum. Peptit serumu da kırdıktan sonra o bölgeye elimizle yayarak maskeyle uygulatıyoruz. Sonra peptit krem ve med cilt bakım kremini sürüyoruz. Ozonla zenginleştirdiğimiz zeytinyağlı serumlarımızı kullanıyoruz ve derma rollerla orayı masaj yaparak uygulama yapıyoruz. Gelelim bir diğerine. Kel kelebek, yani lupus hastalığı bakım rutini. Burada çay ağacı yüz yıkama jeli ve Muse yüz yıkama jelini kullanabilir. Kantoron özlü kremimiz var nemlendirmek için. Med cilt bakım kremi, ozonla zenginleştirilmiş zeytinyağı karıştırılıp uygulanabilir. Yani bunu bir kase içinde karıştırıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Takviye olarak da karamürver öneriyoruz. Gelelim varis problemine. Cilt tipinize uygun yine yüz yıkama jeli. Serum uygulaması. Yani eye contour serumlarımız var arkadaşlar. Böyle kırıp buralara böyle gözaltına yapıyoruz. Arındırıcı Arnıça At Kestanesi jeli. İlave bakım olarak da ozonla zenginleştirilmiş zeytinyağı. Home bitkisel makyaj rutinlerimize gelelim biraz daha. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz kadınlar makyaja çok düşkün oluyoruz. Neyimiz var? BB kremimiz var. Maskaralarımız var. Lip balm, lip çeklerimiz var. Lip glosslarımız var. Mat lipstiklerimiz var. Aynı zamanda birçok ürün daha mevcut. Tuvaleti bırakıp direkt katalogdan anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle. Bu da Ocak ayının kataloğu. İlk baştan başlayalım. Şöyle maskaralarımız var. Dolgunlaştırıcı. Kirpikleri volümleştirici. Yoğunlaştırıcı. Yukarıya doğru, yani volümleştirici. Orta derecede, işte orta, yüksek, en yüksek diye sıralayabilirsiniz. Kaş ve kirpik bakım yağları. Bunlar ne işe yarıyor? Kaşların az olanlar için güleşmesine ya da kaşları dökülenler için dökülmelere yardımcı olabilir. Ve kirpiklerde de dökülme varsa uygulayabilirsiniz. Gelelim. Highlighter var. Ruj şeklinde highlighterımız var. Lip çeklerimiz var. Şöyle. Yine pembe highlighter, liquid concealer, lip check, lip gloss'u diyebilirsiniz.
parlatıcı şekildedir. BB kremler medium light yoğun kapatıcı. Medium'u genellikle biz benim gibi beyaz cilt tiplerini öneriyoruz. Light böyle biraz daha buğday tenlilere. Yoğun kapatıcıysa tamamen sivilcelerini kapatıp o pis görünümü yok etmeyi isteyenler için önerebiliyoruz. Bunlar rujlarımız. Şöyle kırmızı, kırmızı nut, pembe, bordo biraz daha koyu ve pembe yine. Gelelim. Şöyle göz paletlerimiz var. Şöyle pembeleri. Tam da bahar renklerine uygun arkadaşlar. Pembe, mavi, lila, mor. Ne ararsanız var. Bu da böyle biraz sonbahar renkleri. Nude renkler, ten renkleri. Ya da bizim gibi doğal görünüm makyajları sevenler için geçerli. Bronz terakot da bu bronzerımız. Şöyle pembe bronzerlarımız var. Şöyle yine göstereyim sizlere. Zamanda rujlarımız var. 15 Ocak'tan itibaren stoklarda demişiz artık çıktı. Şöyle pembe ruj. Şöyle karamel. Nude rengi. Vişne rengi. Yine bir nude rengi. Aynı zamanda şöyle göstereyim sizlere. Yeni çıkanlar. Ocak ayı kataloğunda yok. Sistemden göstereceğim. Şöyle home bilgisayara bir giriş yapalım. Şöyle göstereyim. Yeni ürünler de geldi arkadaşlar. Şunlar yüz makyaj olarak da kullanılıyor. Bu Live Lip Check'ler isterseniz dudak, isterseniz şöyle yanaklarınıza sürdüğünüzde makyaj süngeriyle çok güzel bir allık görünümü katıyor. Onu bir söyleyeyim sizlere. Daha sonrasında aynı zamanda şöyle göz makyajımız var. Far paletleri, rujlar, rimeller, rimeller, farlar, kaş ve kirpik bakım yağları. Aynı zamanda dudak için şöyle rujlarımız, lip glosslarımız, lipstiklerimiz ve şunları da bahsedeyim. Bunlar yeni çıktı arkadaşlar. Bu çay ağaçlı olanı. Bu da Shea Butter'lı olanı. Bunlar dudaklardaki çatlamayı, yaraları, bereleri ve mevsim geçişlerinde okey olan o çatlamaları, soyulmaları önleyici lip balmlarımız arkadaşlar. Bunlar yeni çıktı. Ocak ayı kataloğunda olmadığı için şöyle gösterdim sizlere. Gelelim bir diğerine. Evet, rimelimizden zaten bahsetmiştim. BB kremden anlattım. Evet, bu kadardı. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Sizler de bu işi yapmayı düşünürsünüz. O zaman bir sonraki videomda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Home bitkiselle kalın diyorum efendim. İyi günler. Ramazanlar, Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun, mübarek olsun efendim.